Değerli izleyiciler, mutlu akşamlar diliyoruz ve Be United programında farklı bir konukla, yine özel bir isimle birlikteyiz. Süleyman Hurma Karagümrük Kulübü'nün sahibi ve başkanı bizimle. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, programı takip ediyorsanız eğer, formatı da biliyorsunuz. Kulüp başkanlarını veya Türk sporunun, Türk futbolunun önemli isimlerini burada konuk ediyoruz. Türk futbolunun sorunlarını masaya yatırıyoruz. Yapıcı olmaya çalışıyoruz. Sorunlara çözüm önerilerini tartışıyoruz. Süleyman Bey'le de bugün aynısını yapacağız. Süleyman Hurma'yı tabii uzun yıllardır tanışıyoruz. Hem sektörden hem de nasıl bir tesadüfse sektör öncesinden, futbol öncesinden de. Uzun yıllardır, 35 yıldan fazladır tanışıyoruz kendisiyle. Futbolun içerisinde de çoğu zaman kesiştik, yollarımız kesişti. Ve siz de uzun bir dönemdir bu görevdesiniz. Tabii ben sizin hikayenizi çok iyi biliyorum. Ama basamakları birer birer yavaş yavaş çıktınız ve şu anda bir kulüp sahibi oldunuz. Süleyman Hurma nasıl basamakları çıktı? Biraz Süleyman Hurma'nın hikayesiyle başlayalım. Trabzonspor dönemini hatırlıyorum. Arkasından Kayserispor. Ya, işin özü şu aslında. Ben Karagümrük Kulübü'nde altyapıda hocalık yapıyordum. 10-12 ve 12-14 yaş grubunu çalıştırıyordum ama profesyonel başka da bir işim vardı. Futbolu 20'li yaşlarımın başında bıraktım. İşte futbol sevgimizden dolayı işte zamanımızda şöyle böyle geçirelim diye. Daha sonra orada Karagümrük Spor'da A takıma yardımcı hoca olarak istediler beni. Baktım ki ben futbolu çok seviyorum. Bu zaten virüs gibi bir şey. Çok da iyi bir işim var. Bu sevgi beni şeyin içine alacak. Futbolun içine alacak ama futbolun o günkü ve bugünkü aslında dinamikleri de bana çok uygun değil. Yani karakterime, kişiliğime çok uygun değil. Ben altyapıdaki görevimi de bırakıp tamamen kendi işime döndüm ama kaderden kaçılmıyor. Daha sonra Sadri Bey'in seyahat acentesine transfer oldum. Trabzonspor eski başkanı, değerli büyüğümüz de, o da izliyorsa saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum buradan. Ondan sonra öyle başladı. Tabii bir daha da kopamadık çünkü çok sevdiğimiz de bir işti. Yani kulüp sahibi olmak kısmına da geçmek istiyorsan. Hani... Ona birazdan geçeriz. Evet. Şimdi özellikle Türk futbol kamuoyu sizi Trabzonspor'da tabii aslında isminizi duyurdunuz, başarılı işlere imza attınız. O dönemde ve o süreçte, Trabzon sürecinde daha önce sanki Türkiye'de var olmayan bir sistem, görev, evet, bir rolünüz yani vardı. İdari menajerlik. İdari menajerlik, tabii Türkiye'de kulüplerin hiç yapısı da yoktu o zaman. İşte yönetim kurulu, teknik direktör, yardımcı antrenör, bir tane masör, bir tane malzemeci ve o kadar. Bütün kulüpler o 90'lı yılların başında o şekildeydi. Ben Trabzonspor'a başladığımda 3 personelimiz vardı. Yani kulüp müdürü, santralci, bir de güvenlikçi. Evet. Yani ben bir de muhasebecimiz vardı. Ben 4. 5. personeldim. Yani o bugün işte 500-600 kişiyle çalışan kulüpler var. 1000 kişiyle çalışan kulüpler var. Tabii o günlerden bugünlere geldi tabii futbol. Çok ciddi bir süreç ve değişim yaşadı. Hani bizim beklediğimiz değişimi yaşayabildi mi? Yaşayamadı tabii. Onları da konuşacağız tabii ki. Peki Kayserispor'da görev yaparken transferlerdeki başarılı hamlelerinizle dikkat çektiniz ve daha sonra bu hamleler sonrasında işte Kayserispor'dan büyük kulüplere oyuncu satan Süleyman Hurma'nın başarılı hikayeleri duyuldu. İşte Mehmet Topuz, gol kralı olmuş Gökhan Ünal, Amrabat, Serdar Kesimal, Hasan Ali gibi isimler. Evet, çok önemli. Yani scouting'ini siz mi yapıyordunuz bu oyuncuların? Gayet tabii ki. Ben aslında Trabzonspor'a da çok oyuncu kazandırdım ama o zaman ismimiz ve cismimiz yeterince büyük olmadığı için yani onun sahipleri genelde başkaları oluyordu. Yoksa o Trabzonspor'un 96 kadrosuna da çok ciddi katkı yapmış birisiyim. Daha sonrasında da yaptım. Şimdi Türkiye'nin tabii en önemli sorunlarından bir tanesi bu izleme sorunu çok ciddi bir şekilde vardı. Hala transferde çok ciddi problemlerimiz ve sorunlarımız var. Futbol iklimini ilerleyen dönemde görüşeceğiz. Ben ona biraz daha dikkat ettim ve biraz daha da işte kulüp bütçelerine uygun oyuncular alıp onları geliştirmeye gayret ettik. O da diğer takımlarda da, yani Samsun'da çalıştığım dönemde de Kayserispor'da özellikle artık böyle şey oldu. Hani benim oyuncularımın transferi bir kavga sebebi olunca konu bir anda kişiye özel hale geldi. Yoksa çalıştığımız her yerde aslında çok ciddi şekilde oyuncu ürettik. Evet, peki Karagümrük projesi nasıl ortaya çıktı? Kulüp sahipliği fikri. Karagümrük Türkiye'nin sempatik, herkesi tarafından
sevilen, saygı gören kulüplerinden bir tanesidir eskiden beri. Hatta ben 1984 yılında en son ligde oynadıkları dönemi hatırlıyorum. Santrforları da Ömer Kaner'di. Evet. Kulakları çınlasın. Abdullah Hoca da oynadı. Evet, Abdullah Hoca oynadı. 1983-84 sezonuydu. Hatta son Trabzonspor'un şampiyon olduğu günde lige veda ettiler. Evet. 2-0 kaybedip. Onu bile hatırlıyorum ama Karagümrük'ün o zaman da böyle kemik, çekirdek, iyi bir taraftar grubu vardı. İnönü Stadı'nda oynadıkları zaman kapalı tribünü komple doldururlardı. Ve hala da devam ediyor sanıyorum, değil mi? O tabii, tutku. Şimdi şöyle, yani benim konuya hikayem şu. Ben Trabzonspor'dan en son 2015 yılında ayrıldıktan sonra bu işi yapmama kararı aldım. Yani artık hani dayanamaz haldeydim. Aynı şeyleri konuşmaktan, aynı şeyleri söylemekten, aynı insanlara bunları anlatmaktan gerçekten bıktım. Ya bir kulüp alacaktım. Yani artık hani tek başıma bir şey yapacaktım ya da bu işi yapmayacaktım. 2 yılda bana gelen tekliflerin tamamını reddettim. Çalışmadım. Sonra gözümü kararttım. Üniversitede ders verirken öğrencilere şeyi anlatmıştım. Tutkularınızın peşinden gidin. Bu hayattaki başarının en önemli sırrıdır diye. Dersten çıktıktan sonra dedim ki ya onlara söylüyorsun, sen niye yapmıyorsun? Neyim var neyim yok hepsini çıkardım elimden ve Karagümrük'ü 2B'de Karagümrük Kulübü'nün başkanı oldum. Karagümrük Peki Kulübü, ne durumdaydı Karagümrük o süreçte? 2B'de işte düşmemeye oynayan bir kulüp durumundaydı. Yani şu fiziki koşulları hala çok kötü. İşte ekonomisi zaten yok. Şanlı isminden başka ve köklü taraftarından başka hiçbir şey olmayan bir kulüp durumundaydı. O zaman da şöyle düşündüm. Yani bu işin de başarılı olabilmek için 3 ayak çok önemli. Biri sosyolojik, birisi ekonomik, birisi sportif. Yani sosyolojik ayağında da bir taraftarı olsun kulübün arzu ettim. Bir de biliyorsunuz Türkiye'nin en köklü ve en iyi taraftarlarından bir tanesine sahip. 1920'li yılların başında futbol oradaki işte Hakkı Yetenler'in, Naci Erdemler'in, Abdülkerimler'in çok oyuncular çok yani vefaslı da aslında Türkiye'nin, ben öyle söylüyorum, Wembley'dir. Orada oynamayan futbolcu sayılmazdı 80'li yılların başına kadar. Tabii bir şeyi yaparken de bir tutkuyla yapmamız lazımdı. O gün şeyi dedim ki Karagümrük taraftarlarına, bu sandıklardadır sizin bayraklar, artık hani uzun zamandır ortalıkta yok, onları çıkarın. Bizim kısa vadeli hedefimiz Avrupa Kupalarına katılmak. Allah'a da şükürler olsun. Birinci senemizde B grubundan çıkmayı başardık. İkinci senemizde PTT'den çıkmayı başardık. Bu senede işte Avrupa Kupası ile aramızda 3 puan fark var. İnşallah günün sonunda onu beceririz. Beceremezsek, bu sene beceremezsek seneye beceririz diye düşünüyorum. O harika bir maçtı, Sakarya maçı, Bursa'da oynanan, evet, final maçı. Evet. İnanılmaz bir Sakarya Spor, evet, taraftarı vardı. Karagümrük taraftarı da 15 bin kişi vardı, evet, sanıyorum, yani değil mi? Yaklaşık 25 bin Sakaryalı, 15 bin Karagümrüklü vardı. Böyle 40 bin kişinin önünde muhteşem çok da güzel bir maç oldu. Güzel, çok da heyecanlı maç oldu. İşte aslında o Türkiye'de, evet, futbolun aslında ne kadar sevildiğinin, sayıldığının bir örneği. Yani orada 2 tane bizim büyük kulüp diye saymadığımız kulüp oynamasına rağmen 40 bin kişiye karşı final oynandı. İşte o ruhu tekrar canlandırmamız, o günlere geri dönmemiz lazım. Tabii kendimizi geliştirerek ve değiştirerek çok harika bir maç olmuştu. Ben, evet, anıları zaman zaman da mesela böyle çok canım sıkıldığında o maçın özetini seyrediyorum. Herhalde bir 150-200 kere falan seyretmiş olabilirim o maçın özetini. Ondan önceki senelerde bir Antalya'da oynanan Göztepe-Eskişehir maçı, evet, hatırlıyorum, evet, ben. Göztepe'nin çıktığı. Orada da inanılmaz bir seyirci var. Yani Türkiye'de dediğiniz gibi, evet, çok büyük potansiyel var. Var ama maalesef işte kullanamıyoruz. Yani evet. Onu. Peki Karagümrük Kulübü'nün az önce dediniz, Süleyman Bey, ifade ettiniz, fiziki koşulları yetersiz. Sizin bir stat hem konusunda hem tesis olarak ve hem tesis Türkiye, konusunda hem stat konusunda sorunlarınız var. Yani Türkiye'de, biraz bunu açabilir misiniz? Yani Türkiye'de maalesef yani bu yılda, yani 1926 yılında kurulmuş bir kulüplerin içerisinde amatör kulüpler dahil hiçbir şeye sahip olmayan tek kulüp maalesef Fatih Karagümrük Spor Kulübü. 3 yıldır da bunun için çok ciddi bir şekilde çaba sarf ediyorum. Herhalde bir 40-50 defa Ankara'ya gidip gelmiştim. Dün de Ankara'daydım bu konuyla ilgili. Çok yani çok iyi bir şekilde gidiyoruz diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuya el attı. Spor Bakanımız, Belediye Başkanımız, herkes bu konuda yüksek bir konsantrasyonla çalışıyor. İnşallah bugünlerde hem stat için hem de tesis için bir yer bulacağız. Onu bulursak da zaten çok kısa zamanda yapılmasını sağlarız. Yarın da onunla ilgili bir toplantımız var yine. İnşallah olacak ama bir kulübün, yani Karagümrük gibi bir kulübün hiçbir şeyinin olmaması üzücü. Mesela biz bu sezon
bizim iki tane çok kötü oynadığımız maç var. Biri Beşiktaş'a karşı, biri Kasımpaşa'ya karşı. Her ikisinde de kar yağmıştı biliyorsunuz. Takımın bir hafta idman yapamadı. Yani Olimpiyat Stadı'nın yanındaki sahada idman yapıyoruz. Biz oradaki idman sahası temizlenemediği için yani işte fitness salonlarında geçirecek. O da işte dünya çapında oyuncuların olduğu bir kulüpte konsantrasyon bozukluğu neden oluyor. Ondan dolayı da çok üzgünüm ama günün sonunda şunu biliyorum. Karagümrük 4-5 yıl sonra ülkemizin de Avrupa'nın da en etkin ve en seçkin kulüpler arasında yerini alacaktır mutlaka. Ümit ediyoruz evet. Ki. Tabii şimdi Vefa Stadı'nı böyle bir butik bir stat halinde renove etme projesi var mı? Onun için bir proje var. Benim de hazırladığım bir proje var ama maalesef orayı yapmak çok kolay değil. Çünkü biliyorsunuz Bizans Sarnıcı orası. Evet. İşte şeyde resimde de görünüyor. Oraya dokunmak zaten neredeyse imkansız. Fiziki koşullarından dolayı oraya dokunmadan stat yapmak hatta kazma vurmak neredeyse imkansız. Dolayısıyla stadı başka bir yerde yapma zorunluluğumuz var. Aslında semt stadı olarak gerçekten çok nostaljik. Biz de orada semtimizin içinde, taraftarımızın içinde olmak istiyoruz ama maalesef Fatih bölgesinde bırakın stat yapacak, yani bir çeşme yapacak kadar yer yok. Nefes evet. alacak bir yer yok. Yani arabayı park edecek Bizans bir yer. Döneminden evet. kalan duvarlar. Bizans döneminden kalma evet. duvar. Yani oraya da tabii dokunmak, yani sadece Türkiye'nin değil, dünya mirası o. Yani ona dokunmak çok kolay değil. Peki ona dokunmadan şimdi gereken arazi de var. Yine bir, aslında bir proje üst tarafı türbün bir proje olan, hazırladık. Kameranın çekim alanında duvarın olduğu yerde çok olan net bir proje hazırladık ama o kazmak da sıkıntı. Evet. Çünkü altından da ne çıkacağı doğru. Şey, çünkü şöyle İstanbul kurulduğundan beri işte o burası buraya baktığınız zaman işte o diğer taraf Fatih Sultan Mehmet'in yani 100 metre ilerisi İstanbul'a o atlani bir resmi vardır evet. ya giriş yaptığı yer. Bizans'ın da ilk mahallelerinden biri. İlk Osmanlı mahallesi. O kadar eski ki yani altından ne her tarafı tarih. Yani hani bir kazmayı vurduğunuzda inşaatınızın tabii tarihi yarımada da öyle tabii. metro inşaatı yapılırken neler evet. çıktı biliyorsunuz. Yani bir, ve şey yani 10 yıl duracak o inşaat orada. Yani orada çok ciddi risk barındırıyor içinde. O yüzden hani yatırımcı bulmak da oraya çok şey değil, kolay değil. Dokunmak da kolay değil. Ama mutlaka Karagümrük taraftarı için onların mutlu olabileceği bir yeri mutlaka yapacağız yani. Evet yani sayın az önce de ifade ettiniz Sayın Cumhurbaşkanı sporla ilgili bir proje geldiği zaman önünde evet. hayır diyemiyor. Evet yani tek avantajımız sporu çok seviyor, evet, destek oluyor sadece futbol değil bütün branşlarda. Tabii o çok önemli bir avantaj. Ülkemizde evet. de çok önemli statlar yapıldı zaten. Ve Karagümrük'te bunu hem bölge olarak da şu anki konum olarak da hak eden bir kulüp. O yapılırsa da ülkemizi de şehrimizi de çok iyi temsil edeceğimizi de zaten biliyorum. Semte gidiyor musunuz arada? Gidiyorum, devamlı gidiyorum. Oradasınız. Devamlı gidiyorum. Eski o tutku var mı Karagümrük sevgisi? Daha fazla var ve ben bir tek Trabzonspor'da yaşamıştım bu duyguyu. Bir de şimdi Karagümrük'te yaşıyorum. Ülkenin her yerinde Karagümrüklü var bir de. Mesela biz çok ilginç yerlere gidiyoruz. Bir bakıyorum insanlar geliyor. Başkanım ben diyor Karagümrüklüyüm. Çok seviyoruz. Çünkü orası İstanbul'un ilk semti. Herkes oradan bir şekilde geçmiş. Yani hiçbir şey olmamışsa bile üniversitede okurken, İstanbul Üniversitesi'nde okurken gelmiş oralarda bir yerde oturmuş. İşte kendisi oturamamışsa da babası oturmuş, dedesi oturmuş. Oraya dokunmayan birisi yok ve çok ciddi bir potansiyelimiz var. Yani mesela biz maça gitti, Sakarya'daki, Bursa'daki Sakaryaspor finaline gittiğimizde ülkenin her tarafından insan geldi. Yani otobüslerle tuttu. İşte burada İstanbul'da Beylikdüzü'nde Karagümrükler Derneği var. Hani böyle bir gurbet gibi. Hani nasıl Erzincanlılar Derneği, Malatyalılar Derneği, Sivaslar Derneği olduğu gibi Beylikdüzü'nde Karagümrükler Derneği var. Dolayısıyla çok ilginç bir semt. Yani seveni çok fazla ve çok mutluyum o açıdan. Yani Karagümrüklü olmayıp Karagümrük taraftarı olmayan İnsanlar da futbolu seven sempatiyle bakarlar. Tabii Karagümrük biz ona da çok dikkat sempatik ettik. Sempatik bir kulüp yani eskiden ona, beri. Bu yani biz de çok dikkat ettik ona. Yani hemen hemen şu anda da bütün takımların neredeyse ikinci takımı olduk. Çünkü futbolun o çirkin tarafına biz 3 yıldır hiçbir şekilde karışmadık. Hiçbir rakibimizi incitmedik. Hiçbir rakibimize karşı ipek sapa gelmez bir davranış biçiminde bulunmadık. Maçtan sonra kendi oyuncularımıza hangi yiyeceği gönderiyorsak rakip takım oyuncularına da onu gönderdik. Ve kazanmayı da kaybetmeyi de hazmetmeye çalıştık. O yüzden de şükürler olsun bütün takımların taraftarları bizi seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. İnşallah bu tuttuğumuz yolda daha başarılı oluruz. Peki şimdi lige çıktıktan sonra Süper Lig'de de ilk seneniz ama Süper Lig'in güçlü ve saygı gören takımlarından bir tanesi oldu Karagümrük bu kadar kısa süre içerisinde. Ve önemli transferler yaptınız. İşte başta Bilia olmak üzere, Borini, Bertolacci, kaleci Viviano,
ki Alessan Daun'un hikayesi de çok enteresan. Birazdan onu da paylaşırsanız seviniriz. Birçok önemli isim katıldı kadroya ve ses getiren bir futbol oynuyor Karagümrük. Sezon başında ben söylemiştim zaten. Dedim ki biz Avrupa Kupalarına katılmayı hedefliyoruz. Ona göre de bir takım kuracağız. Zaten bu bizim hani 30 senedir çok iyi yaptığımız bir iş. Bir şekilde buraya doğru oyuncuları getirmek bizim için çok mesele değil. Ve nitekim de çok önemli oyuncular getirdik. Tabii kamuoyunda herkes bu oyuncuları çok iyi tanımıyor, bilmiyor. Aslında baktığımız zaman 8-9 tane oyuncumuz Serie A'da oynadı. Yani mesela bizde şu anda çok az süre alan Salibur, Fransa'nın en önemli oyuncularından bir tanesi. Yani Türkiye'den birçok takımın birkaç sene önce teklifini kabul etmedi. Mesela Biglia, Castro, Bertolacci ve Borini'nin 4-5 sene önceki transfer bedelleri yaklaşık 150 milyon euro civarında. Yani bu adamlar yani o paralarla o paralar bunlara ödendi. Bu projeyi o insanlara anlattık. Onlara da çok ilginç ve güzel geldi. Bu böyle bir projenin şey olması, yapılması. Özellikle de kaleci Viviano'yu ilk transferimiz oydu. O bizimle, benim de ve oğlumla çok iyi ilişkiler kurdu. Onun da çok ciddi katkısı oldu açıkçası. Bizim kulübe bu diğer oyuncuların da gelmesinde. Big D'ye gelince zaten sorun tamamen çözüldü. Yani Messi'nin kaptanı bir kulübe gidiyorsa yani diğerleri niye gelmesin oldu. Ve iyi bir kadro kuruldu. Aslında daha beklediğimizden yani daha fazla yapabilirdik. Puan olarak da daha fazla yapabilirdik. Oyun olarak da yapabilirdik. Ancak tabii yolda biliyorsunuz hiç beklemediğiniz sürprizler, sıkıntılar, sorunlar olabiliyor. Biz de tabii ki onları yaşadık. Ancak bu kadarını yapabildik. Ama eminim ki sezon sonunda Avrupa Kupalarına katılan bir takım oluruz. Dediğim gibi olamazsak da önümüzdeki sene oluruz. Evet, U20 2005 Dünya Şampiyonası Hollanda'da. Arjantin şampiyon oldu. Evet. U20 takımı. Evet. Messi'nin İlk sahne aldığı, evet, gol kralı oldu. Evet. En iyi oyuncu seçildi. Evet. O takımda Bilia hakikaten dikkat çeken bir performans sergilemişti. O Zabaleta'lı, Bilia'lı, Messi'li, Agüero'lu falan takımdan, evet, bahsediyorum. Arjantin milli takım. Bilia ilk orada dikkat çekmişti. Arkasından bir Anderlet-Fenerbahçe eşleşmesi oldu. Anderlet'te, evet, oynuyordu. Evet. Orada da çok iyi oynadı. Lazio'ya gitti ardından. Sonra Milan macerası. Yani çok üst düzey bir oyuncu. Kazandırdığınız yani için. Ben, evet, yani öyle bir oyuncu bizde oynadığı için çok mutluyum. Diğer oyuncularımıza da çok ciddi katkısı var. Ve çok yüksek seviyede profesyonel. Şuna da çok inanıyorum. Yani uluslararası ilişkileri de çok iyi. Yani Türkiye'deki Türk oyuncuların yurt dışına transferine bile katkı sağlayabilecek durumda bir oyuncu. Yani onun dönüp bir takıma burada şu oyuncu çok iyi dendiğinde o takımın dikkatini oyuncunun çekmemesi mümkün değil. Keşke ülkemize yani bu kalitede ve bu seviyede oyuncular çok sıklıkla gelebilse. Açıkçası ben transfer olduğu zaman şaşırdım. Yani Bilia gibi önemli bir oyuncu. Yani onun transfer hikayesini anlatsam yani böyle sıfır kapriz, sıfır problem. Önüne bir kontrat koyduk İngilizce. Tek kelime İngilizce bilmiyor. Tamam, menajeri yurt dışındaydı. Şey yaptı. O kontrol etti ama hani yolda da değiştirmiş olabiliriz bunu. O yani kendine o kadar yüksek seviyede güveni var ki imzaladı hemen hiç bakmadan. Ve ben döndüm işte Serkan'a, hem bizim ikinci başkanımız hem de oğlum. Dedim ki bu çok güvenilir bir insan. Nereden biliyorsun baba dedi. Güvenen bir insan güvenilir insandır dedim. Yani düşünsene, biz önüne bu çapta bir oyuncunun önüne bu mukaveli koyduk, imzaladı. Başkaları olsa 10 kişiyle gelir. O yüzden de çok ciddi katkı sağladı. Diğer oyuncuların gelmesine de katkı sağladı. İnşallah sonunda getiririz istediğimiz gibi. Ümit ediyoruz ki mesela Efe oynadı en son, evet, Galatasaray maçında. Çok genç bir oyuncu. Var bizde birkaç tane daha öyle var. Egemen var. Onlara da var. Çok yardımcı olur bu tip oyuncuların. Evet, oluyor vardı da zaten. Çok da gösteriyor. Efe'ye de çok ciddi zaman veriyor. Antrenmanlarda da gösteriyor. Yardım da diyor. En azından yani öyle bir oyuncuyla oynamak, o futbol felsefesini onlara geçirmeye çalışıyor. Tabii futbolcunun hani yerlisi yabancısı olmaz. İyisi kötüsü olur. İşte iyisini oluşturabilirsek. Tabii onun için önce futbol iklimimizi iyi yapmamız lazım. Çok faydalı olacak. Kendi çocuklarımıza da faydalı olacak. Peki altyapı nerede çalışıyor? Şu anda Fatih'te çalışıyor altyapımız. Yani çok özel bir yerimiz var mı diye soruyorsanız yani üst yapımız için bile yok. Ama biliyorsunuz Fatih aslında çok oyuncu çıkan bir bölge, o bölge. Çok önemli oyuncular da çıktı. İşte bu tesislerle birlikte onlara da zaten çok ciddi bir şekilde yatırım yapacağız ama bütün bunlara rağmen de altyapı oyuncularımıza çok ciddi şekilde şans veriyoruz. Bu pandemiden dolayı uzun süre 2 yıldır doğru düz idman yapamıyorlar. Onlara buna rağmen böyle belli yaşta olanları biz kontrol altında tuttuk. Şu anda takımımızda da birkaç tane çok
yetenekli oyuncu var. Onların da yani Efe gibi, mesela Egemen diye bir kardeşimiz var. O da çok iyi. Axel daha 21 yaşında Fransa U19'da oynadı. Yani yanındaki arkadaşlarının en ucuzunun bonservisi şu anda 40-50 milyon euro. O da çok büyük iş görecek diye düşünüyorum. Evet, ümit ediyorum genç oyuncular kazandırmaya da devam edeceksiniz. Peki Sayın Başkan şunu soracağım. Türk futbolunda yıllardır içindesiniz. Biz de içindeyiz. Fakat bir türlü aşamadığımız bazı sorunlar var. Bu sorunlardan bir tanesi işte bu tartışmalar, kavgalar, ayrışmalar kulüpler arasında. Güven ortamının bir türlü sağlanamaması, barışın, huzurun tesis edilememesi gibi. Biliyorsunuz içindesiniz. Evet. Size göre Türk futbolunun en önemli sorunu nedir? Yıllardır yani, Anadolu'da da çalıştınız. Şöyle söyleyeyim, biz bütün sorunlarımızı tartışırken genelde böyle parça parça biliyorsunuz tartışıyoruz. Mesela bir olay olur, mesela diyelim ki şimdi Cenk sakatlandı, buradan da ona da Cenk kardeşimize de geçmiş olsun diyorum. Bu sefer zemin sorunumuz aklımıza gelir, bunu bir müddet konuşuruz, sonra da bir kenara bırakırız. Sonra işte kulüplerimiz batar, bu işin ekonomisini bir müddet konuşur, yine transferde hatalar yaparız, işte onu konuşur, onu bırakırız. Gecekondu yapımı gibi yani o anlayışımız bizim maalesef hala sürüyor. Son 20 yıldır Türk futbolu... Sanki sorunları böyle biraz halının altında süpürmek gibi. Son 20 yıldır Türk futbolu hiçbir gelişim kaydedememiştir. Futbolda başarılı olmanın bir yolu vardır. Bir, ekonomik olarak iyi olmalı, sportif olarak iyi olmalı, sosyolojik olarak iyi olmalı. Şimdi sosyolojik olarak bakalım. Bütün takımlarımız birbiriyle kavga ediyor değil mi? Yani herkes herkesten nefret ediyor, herkes herkese küfür ediyor. Mesela Mesut Özil geldi, biz şey yayınladık. İşte hani önemli bir oyuncu Türkiye'ye geldi. Tabii, dünya mutlu çapında bir oyuncu. Dedik. İnsanlar ayağa kalktı, size mi kalmış, niye şey yapıyorsunuz? Ya bizim futbol markamız için çok önemli böyle bir oyuncunun gelmesi. Süper Lig için. Sonra döndük işte. Muslera dönünce hoş geldin Muslera diye yayınlayınca baktılar ki biz takım ayırmıyoruz. İşte sonra Beşiktaş'la ilgili bir şey yaptığımızda. Şimdi iklimimiz bu açıdan kötü. Sadece kavga ediyoruz, küfür ediyoruz, hakaret ediyoruz. İşte protokol tribünlerindeki rezaletleri görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdi şu anda seyirci yok. Protokol tribünleri kale arkası tribünlerinden daha rezil durumda. Ne yazık ki. Daha rezil durumda. Yani ağza alınmayacak ifadelerle futbolculara, hakemlere, rakiplere küfür ediliyor. Ve bunu alışkanlık haline getirmiş kulüplerimiz var. Bu ama onların suçu değil. Bu oluşturduğumuz futbol ikliminin suçu. Biz bu anlayışla ve bu yasalarla, bu futbol yönetme biçimiyle kesinlikle taktik olarak da, ekonomik olarak da, sosyolojik olarak da bir yere gidemeyiz. Peki kabul etmemiz gereken bir şey var. Bizim bu gecekonduyu yıkmamız lazım. Çünkü bu gecekondunun izolasyonu kötü. Elektrik sistemi kötü, su sistemi kötü, doğalgaz sistemi kötü, planlaması kötü. Bu her rüzgarda yıkılacak gibi, her yağmurda su alan, her işte karda başka bir şey yapan bir iklim. Bunu tek tek de beceremeyiz. Yani biz bir duracağız, bir masanın etrafına geleceğiz, futbol insanlarıyla geleceğiz. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde iş adamları futbola yatırım yapabilir ama futbol yönetmez. Siz... Almanya'da hiç iş adamı yok mu mesela federasyon başkanı olmuyor? Almanya'da bildiğim kadarıyla şu anki federasyon başkanlığı yapan kişi eski bir gazeteci. Yani, hayır hiç iş adamı yok mu yani orada da vardır. İngiltere'de yok mu yani? İşte olur yani bu iş adamları gelir futbola yatırım yaparlar. Kendilerine lazım olan bilgiyi de oraya o doğru profesyonelleri koyarak elde ederler. Ancak kulüplerimiz profesyonel değil. Kulüplerimizin tamamı dernek. Şimdi dernek olan bu kulüplerimizin tamamını önümüzdeki 3-4 yıl içinde bekleyen tehlike şu, kayyuma kalır. Çok net söylüyorum. Buna büyük kulüplerimiz de dahil. Mesela bankalarla yapılandırma yapıldı. Futbol oynayarak o borçlar ödenemez. Kayyuma kalır yani. Büyük kulüplerimiz de kalır. Bu düzenden kurtulmamız... Devlet desteği olmasa şu anda... Bu devlet de nereye kadar destek verecek ve ne kadar verecek? Bu düzenden kurtulmanın tek yolu bu kulüplerin tamamının şirketleşmesi ama şöyle şirketleşmesi yani kulüplerin derneklerinin şirket kurması değil sahiplerinin olması. Şimdi sahipliliğe döndüğü zaman bu para pul meselesi tabii, bilançolar hemen, çok daha bilançolar hemen bir yere oturacaktır. Bir yere gelecektir. Onu zaten çözmeye başladığınız zaman bu sefer doğruları yapmaya başlayacaksınız. Yani artık futbolcu almak sizin için önemli olacak. Futbolcu değiştirmek, teknik direktör almak, teknik direktör vermek sizin için önemli olmaya başlayacak. Yani bizim öncelikle bu gecekonduyu yıkıp yerine yeni bir yapma zorunluluğumuz var. Aksi takdirde Türk futbolunu konuşan taktik olarak 20 yıl gerideyiz. Yani yorumcularımıza bakın.
Onlar bile bilmiyor. Oyuncu üzerinden ve oyun üzerinden taktik konuşuyorlar. Şeyde televizyonda konuşuyoruz. Konuşabildiğimiz tek şey hakem. Konuşabildiğimiz tek şey oyuncunun performansı. Çünkü oyunun bütününü biz bilmiyoruz ki. O bütünlüğüyle ilgili konuşalım. İşte çıkıyor diyor ki iyi pas yaparsa, bulduğu pozisyonları değerlendirirse, rakibe gol pozisyonu vermezse yener. Zaten onu herkes herkes öyle biliyor. Yani ben de diyorum ki Karagümrük Barcelona'ya karşı iyi pas yaparsa, rakibe pozisyon vermezse, bulduğu pozisyonları değerlendirirse Barcelona'yı yener. Hem de farklı yener. Ya bunu nasıl olacak bunu? Bunun nasıl olması ile ilgili bir fikrimiz var mı? Yok. Peki antrenör yetiştirebiliyor muyuz? Maalesef yetiştiremiyoruz. Peki hangi düzende yürütüyoruz bu ilişkileri? Önce ona bir bakmayın. Ha, tutku var mı? Mesela bugün ülkemizdeki antrenörlerin önemli bir kısmı günde 3 saat çalışarak bu işin yapılabileceğini zannediyor. Bu iş günde 18-20 saat çalışılarak yapılacak bir iş. Çünkü dünyada insanlar matematikçileri, istatistikçileri hatta yapay zekayı şeyin içine soktular. Taktiğin içine soktular. Biz bununla nasıl başka türlü başa çıkacağız? Mesela çıkıyoruz sıradan bir takım gelip bizi eliyor. Nedeni kalitesinin çok yüksek olmasından değil, oyun gücü çok yüksek. Oyun kalitesi yüksek olduğu için de biz o oyunu çözene kadar kaybediyoruz maçı zaten. Çözemiyoruz da. İşte diyorlar ki çık önde baskı yap. Mesela biz bu hafta geriden başladı bizim takım. Bazıları dedi ki Galatasaray'la dalga geçiyorlar. Ya Galatasaray'la biz niye dalga geçelim? Takımın oyun planı bu. Onun ne olduğunu bile anlamıyor yorumcu. Yorumcunun anlamadığı yerde antrenör anlamıyor. Antrenörün anlamadığı yerde diğerleri anlamıyor. Dolayısıyla kesinlikle bir yıkılıp yapılmamız lazım. Başka türlü tek tek hiçbir sorunu çözemeyiz. Yani iyi niyetli de olamayız. Peki oyundan bahsedince bir teknik direktör değişikliği yaşadınız. Şenol Can evet. gitti evet. ki başarısız değildi bana göre. Evet. Farioli geldi evet. ve radikal bir değişiklik oldu. Evet. Ve farklı bir oyun oynatmaya çalışıyor. Evet. Alanyaspor, Sassuolo macerası. Sassuolo da De Zerbi'nin yardımcısıydı. Evet. Evet. Ki De Zerbi İtalya'da en çok konuşulan teknik direktörlerden bir tanesi şu anda oynattığı futbolla. Evet. O ekolden sanıyorum geliyor kendisi. Evet. Ve bunu ilk maçlarında yansıtmaya çalışıyor. Şimdi Şenol sağ olsun bizim ikincilikteki şampiyonluğumuzda da çok ciddi katkılar sağladı bize. Bu sene de sağladı. O bizim kardeşimiz zaten. Hala çok iyi ayrıldık. Hala görüşüyoruz. Kasımpaşa Kulübü'ne giderken de kendisine çok ciddi ve iyi bir şekilde referans oldum. Hani ayrılığımızı kamuoyuyla bu şekilde bilsin. Umut ediyorum ki ileride de çok önemli bir teknik adam olacak. Ama biz bir strateji değişikliğine gittik. Çünkü çok yabancı oyuncumuz var. Ve uluslararası bir alanda da bir şey yapmak istiyoruz. Şimdi bunu iki şekilde yapabilirdik. A, çok iyi bir hoca getirerek yani uluslararası deneyimi olan Mourinho gibi işte onun bir altındaki ona benzer. Onlar için ekonomik yapımız uygun değil. Ya da çok iyi olma olasılığı olan birini getirebilirdik. Şimdi bu Francesco kendisi bana da bir sunum yaptı. Gerçekten çok da... Peki hayır, Francesco'yu nereden Takip ediyorduk biz. Evet. Yani bizim İtalya bağlantılarımız da çok iyi olduğu için hani o böyle birisi var. Şu anda Alanya'da çalışıyor ve işte futbola da çok katkılı. Mesela gitti Barcelona'nın altyapısına bir sunum yaptı. Barcelona kulübü Francesco'ya teşekkür etti. Bize de bir sunum yaptı. Çok etkilendim de ben. Yani hani onunla yaptığım görüşmede ona birisi deseydi ki git Süleyman Urma'ya şunları söyle o seni alır. Hani ancak o kadar söyleyebilirdi. O yüzden de etkilendim. Bu değişimin de bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bizim oyuncularımıza da çok. Çünkü oyun gücü çok önemli. Yani oyunu oyuncu üzerinden oynuyoruz. Biz mesela gelir bize bir teknik direktör. 5 tane oyuncu söyler. Bunlar gitsin, bunlar gelsin. Sonra o gider, bir başkası gelir. 7 tane daha oyuncu söyler. Bunlar gitsin, bunlar gelsin. Ya bütün sorunlarımızı transferle çözemeyiz. Biraz oyun gücüne de ihtiyacımız var. Ve herkesin de transfere ihtiyacı. Real Madrid transfer yapmıyor mu? Onların da ihtiyacı var. Ne kadar iyi takım değil mi? Oradaki her oyuncusu bizim için aslında mükemmel bir oyuncu. Ama transfer yapıyor. Yani bütün sorunlarımızı transferle çözersek olmaz. Ve Türkiye'de üzülerek söylüyorum ki birçok teknik adam takımdaki bütün sorunları transferle çözmek istiyor. Biz de biraz oyun oynamak istedik. İnşallah beceririz. Bilmiyorum yani. Evet, gelecek vadeden bir teknik adam olarak çok, gözüküyor. Ben çok bekliyorum kendisinden. Ümit ediyoruz ki yani oynattığı futbol da göze hoş gelen, oynatmak istediği futbol bir futbol.
Peki şunu ya, hırsız gibi maç kazanılsını istemiyorum ben. Evet. Yani lafına kesiyorum. Ya bütün takımlarımız yerde yatıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Topu dağlara taşlara vuruyorlar. Kimse yerden kalkmıyor. Zapping diyorum mesela televizyonu, hangisine geçsek ya, ben bunu istemiyorum ya. Bu şekilde ya, hırsız gibi maç kazanılmaz. Hiç futbol oynamadan işte bir tane kontratak bulacağım. Ben maç kazanacağım. Bu şöyle. Veya evet, duran top, evet o maçı kazanabiliriz. Tabii ki kazanabilirsin ama günün sonunda futbol iklimi dediğimiz iklimi kaybediyoruz. Günün sonunda West Ham bizim en büyük kulübümüzden daha zengin oluyor. Bizim en büyük kulübümüzde onlar bir oyuncuyu istediği zaman oyuncu transfer için orayı tercih ediyor. Çünkü orada oynanan futbol, oradaki futbol iklimi, onların oluşturduğu ekonomi daha yüksek. Biz bu yolla bunu düzeltemeyiz. Yani yerde yatarak düzeltemeyiz. Ya, hocalar duyuyorum kalecisine bas bas bağırıyor, kullanma diye atışı. Ya olur mu ya, oynamayı? Üçüncü dakikada vakit geçirmeye çalışan takımlar var. Ya oynamayacak mıyız yani biz bu oyunu? Veya oynamayacaksak bu oyun seyredilir mi? Onun için hani futbol oynamaya da bir dönmek zorundayız ancak artık. Bunu toplum talep edecek. Toplum önce medya mesela, talep evet, bu edecek. Yerde yatmayı mesela... Bu, yani seyirci, kazandı nasıl kazanırsan seyirci kazan de, zihniyetinden. Evet, aynen. Seyirci de medya da bu yerde yatmayı şey yapacak, dışlaması lazım. Yani bu insanlarla ilgili kötü konuşuyor. Bazı maçlar oynanmıyor. Mesela bazı takımlar var, bunu adet edinmiş. Onların ismini vermek istemiyorum. Yani o takımlardan bir gol yerseniz o maç oynanmaz. Mümkün değil. Ne yapıyor? Oynatmıyorlar maçı. Ha, bu bizim futbolumuzda, futbol ekonomimizde geliştirmediği gibi oyuncu da çıkaramayız. Scout'un biri geliyor maç seyretme, uyuyor adam maçta yani. Oradan futbolcu alır da Milan'a götürür, 40 milyon euro verir mi? Yani siz olsanız verir misiniz? Çünkü kıyaslama yapamıyorsunuz. Oyunun temposu düşük. Taktik kalitesi zaten düşük. Yani yaklaşık Bundesliga'nın 1/3 seviyesinde sprint atıyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani orada 250 sprint atılıyorsa bizde bir maç üzerinde, yani belli bir kilometrenin üzerindeki şiddetli koşu, bizde bunun 1/3 yapılıyor. Yani 3 kat daha gerideyiz. Çok dura dura evet, yani oynanıyor bu, oyun ve çok duruyor. Ve hırsız gibi bunu mesela özellikle hakemlere de söylemek istiyorum. Onlar da bu oyunu destekliyor çünkü onların da fizik kalitesi yeterli değil. Yani bunu da kabul etmeleri lazım. Ya o hakemlerimizin de fizik kalitesi yeterli değil. Çünkü sürekli oyun duruyor, konuşuyorlar, röportaj yapıyorlar. Ya ne anlatıyorsun? Oyununu oynat. Veya işte sen gördün yani mesela bunu artık hisset. Oyuncu gerçekten sakatlandı mı yoksa yatıyor mu? Ya oyuncuların da iyi niyetli olması tabii, lazım gerçekten. Ama yani biz de işte mesela Şampiyonlar Ligi maçlarında gördük, Paris Saint-Germain, Bayern Münih maçını takıma, falan. Ben kendi takıma söylüyorum. Yüksek tempo tabii, var. Tabii kendi takıma söylüyorum ama siz de burada mesela yorum yaparken mesela hırsız gibi maç kazanan takımları yani deşifre edin, söyleyin ya, veya hırsızlık yapan oyuncuyu söyleyin. Çünkü bu gerçekten hırsızlık. Ortadan yani oynamak üzere sahaya çıkmışız. Sen oynamamak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ha oynarsın, kaybedersin. Bu hepimiz için geçerli bir şey ama oynamamak üzerine kurul olursa, tekme atmak üzere yani mesela bazı oyuncular var. Tekme atmak üzere sahaya çıkıyor ve bunlar belli, artık hakemlerin bunları tespit edip bunları oyun dışına bırakması lazım ki biz doğruya prim kazandıralım. Yoksa yanlışa prim kazandırdığımız zaman yayıncı kuruluş olarak siz kaybediyorsunuz, kulüp olarak biz kaybediyoruz, işte durumumuz ortada. Tabii hep birlikte bu ürünü yukarıya evet, çıkarmamız lazım. Peki şimdi Kulüpler Birliği'nde de aktif görev alıyorsunuz. Evet. Kulüpler Birliği'nin işlevi konusunda ne düşünüyorsunuz? Daha farklı bir misyon olabilir mi? Şimdi şu anda neler yapılıyor? Şimdi Allah razı olsun Şenez Bey'den, Şenez Erzik. Buradan sırası gelmişken ona da çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Trabzonspor'da ilk çalıştığımda ayrıldıktan sonra bir yıl Arsenal'a staja gittim ben. Orada Premier Lig'de çalışma fırsatı buldum. Bir kısa bir süre. Ve Leeds United ve Manchester United'a gittim. O günden beri, yıl 96... O günden beri Türkiye'de Süper Lig AŞ'nin kurulması gerektiğini savunuyorum. Ve kulüplerin kendi pazarlamaları yapması gerektiğini. Amatör futbolla profesyonel futbolun ayrılması gerektiğini. Bunun çünkü başka bir iş olduğunu. Biz o günden bugüne bunu yapamadık. Türkiye, dünya yanılmıyorsam Avrupa'da Bosna Hersek'le bir tek biziz. Süper Lig AŞ olmayan. Şimdi Süper Lig, Kulüpler Birliği, Kulüpler Birliği diye söylüyor ya insanlar. Kulüpler Birliği'nin hiçbir yetkisi yok. Sıfır yetkisi var. Biz iyi niyet temsilcisi gibiyiz orada. Yani 21 kulüp başkanı toplanıyoruz. İşte zaman zaman bazı sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Bunları kalkıp federasyona veya devlet kuruluşlarına söylüyoruz. Onun haricinde bir şey yapma imkanımız söz konusu değil. Bir kere kesinlikle Kulüpler Birliği AŞ'nin kurulması, bunun yasalarca tanınması ve futbol yani diğer medeni ülkelerde, gelişmiş ülkelerde olması gerektiği şekliyle bizde de yürütülmesi gerekir.
Yani fonksiyonel olarak biz sıfırız. Bir kere onu bilelim. Mesela şöyle söyleyeyim size. Şimdi pandemi oldu biliyorsunuz. Bir sürü problemlerimiz var değil mi kulüplerimizin? Yani yayın gelirlerimizde sıkıntı oldu. İşte gişe gelirleri gişe yok. Gişe gelirimiz de oldu. Evet. İşte diğer şeylerimiz de oldu. Vergimiz 3 katına çıktı. Hiçbir destek hiçbir yerden alamadık. Aşı bile olamadık. PCR testini bile yaptıramadık. Şu anda yaklaşık 1 milyon TL'nin üzerinde PCR testi parası ödemek zorunda kaldık. Ekonomimiz zaten bozuk. Bir de bunları mesela bizim maçımıza şey gelir, itfaiye gelir, para alır. Ya biz devlete vergi veriyoruz. Futbolcu veriyor, seyirci veriyor. İtfaiye niye mesela 5 milyon 10 milyon para alır? Yangın çıksa gelmeyecek mi? Özel güvenlik öyle para bir, alıyor. Tabii değil mi? Öyle bir şey oluşturulmuş ki bize para gelmeden elimize gelen para zaten kuşa. Lisans alırız, Profesyonel Futbolcular Derneği'ne öderiz. Hakemler Derneği'ne Antrenörler Derneği'ne para öderiz. Diyorum ki ben niye biz oraya ödüyoruz? Veya oraya ödüyorsak niye tabipler odasına da ödemiyoruz? Yani çünkü şey çalışıyor kulüpte, doktor çalışıyor. Niye avukat da çalışıyor, niye baroya da ödemiyoruz? Fakat bir futbol amatörken bir kültür oluşturulmuş. Yani onlara da bir şey çıkalım, bunlara da şunu yapalım. Bir kere orada yani biz personelimizin maaşını veremiyor iken ipe sapa gelmez yerlere ipe sapa gelmez paralar ödemek zorunda kalıyoruz. Bütün bunları futbol federasyonu canı yanmayan insanlarla halletmek mümkün değil. Dolayısıyla Kulüpler Birliği'nin bir an önce ve acilen ve mümkün olan en kısa sürede profesyonelleşmesi lazım ve kulüplerimizin de aynı şekilde. Maçı bunun yasalaşması lazım. İşte bu çok zor bir şey değil ki gideriz devletimizin insanlarına bu konudaki yasa taslağı hazırlarsınız. Derdimizi anlatırız, otururuz deriz ki efendim futbola bu lazım. Neden lazım? Şundan dolayı lazım. Onu ikna olursa bizim milletvekilimiz, bakanımız niçin karşı çıksın ki? Buradaki sorun şu, şahsi çıkarımız için mi bir şey istiyoruz yoksa gerçekten doğru mu? Ben şimdi diyeyim ki sizin tam tersi düşündüğünüz bir şey var. İkna ediyorsam niye yapmayasınız ki? Yani niçin yapmasın ki devletimiz bunu veya milletvekilimiz, bakanımız? Gideceğiz, anlatacağız. Diyeceğiz ki şu sebeplerden dolayı kulüplerimizin böyle yönetilmesi lazım. Futbolumuzun da böyle yönetilmesi lazım. Yanlışsak zaten yapmazlar. Doğruysak da hemen yaparlar. Çok zor bir şey değil yani bunu yapmak. Ve bunu da bir an önce yapmak zorundayız. Yani kulüplerin mesela hepiniz bazen zaman peki diğer kulüp başkanlarıyla mutlaka bunu paylaşmışsınızdır. Paylaşıyorum evet. Şimdi burada iki sıkıntı var. Birincisi kulüp başkanlarının birçoğu çok değişken. Yani kulüplerimizin mesela şirket olan kulüplerimiz var. Dernek olan tamamen dernek olan kulüplerimiz var. Bir de derneklerin kurduğu şirketlerle yönetilen kulüplerimiz var. Bizim bu dört büyük kulübümüzün olduğu gibi. Şimdi böyle olduğu zaman şöyle bir durumla yani bu kulüp başkanlarımız bu konuyu başından sonuna kadarını anlayana kadar zaten kulüpten ayrılmış oluyor. Sonra yeni birisi geliyor. O da bir çözüm üretmekte zorlaşıyor. Yeni birisi geliyor çünkü o acıları yaşamamış ve şöyle zannediyor gelen de. Kendinden öncekiler bu işi kötü yapmış. Onlar hırsızdı, uğursuzdu, düzenbazdı. O yüzden bu kulübü bu hale getirmişler. Bu gelecek iyi yapacak zannediyor. Oysa ki bugün size söylüyorum bizim kulüplerimizi bu düzenle kim yönetirse yönetsin, iyi yönetme olasılığı yok. Yani sen gel şimdi, bunca yıldır bu işi yap, bir kulübün başına geç, iyi yönetme olasılığın yok. Çünkü düzen ona uygun değil. Yani siz şunu yuvarlak bir şey üretilen bir makineden dört keşe bir şey nasıl çıkartabilirsiniz? Buradaki düzen bunu üretiyor. Örnek olarak yani mutlaka soracaksın, ben söyleyeyim. Mesela diyorsunuz ki transferler, herkes çıkıyor diyor ki ya bu transferler ne kadar kötü yapılıyor değil mi? Bütün yorumcularımızın ortak birleştiği konu kulüplerin transferi kötü yapması. Ben de diyorum ki transferin bu ülkede iyi yapılma olasılığı yok. Yani istisnalar hariç. Neden? Şimdi onu konuşmamız lazım. Şimdi gittik diyelim. Oturduk. Nerede? Oyuncu seyredeceğiz. Kalktık. Arjantin'e gittik. Estudiantes, San Lorenzo maçını oturduk seyrediyoruz. Şöyle yaptık. Bir baktık orada 6 numaralı oyuncu çok iyi oynuyor. Listeden baktık. Yaşı da 21. Kafanı şöyle bir çeviriyorsun. Bayern Münih'in scout'u var. Porto'nun var. Benfica'nın var. Barcelona'nın var. West Ham'ın var. Newcastle'ın var. Arsenal. Herkes orada zaten. Senin gördüğün onlar görmüyor mu? Biz daha mı iyi biliyoruz? Peki oyuncu sana mı gider onlara mı gider? Bir. İki. Biz burada futbolda para var falan diye konuşuyoruz. Sürekli insanlar çok para var çok. Türk futbolunda para falan yok. Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri olmayan kaynak. Olmayan parayı harcamak. Bugün Premier Lig'de
ödenen menajerlik ücreti bizim ödediğimiz bonservis paralarından çok. Hangi paradan bahsediyoruz? Biz bir kere kendi futbolumuza kaynak üretmeyi bilmiyoruz. Sponsorlukla ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Sponsorluk yasasıyla ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Elimizde bir işte yayın var. Büyük takımların hasılat geliri var. İşte efendim diyorlar, yurt dışında şöyle yapılıyor. İyi de orası Almanya. Adam alıyor 5000 euro maaş. 150 euro bir bilete veriyor. Ben Karagümrük'te 20 lira yaptığım zaman bileti insanlara pahalı geliyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Bizim insanımız fakir. Ben orada nasıl yapayım 200 lira bir bileti Karagümrük taraflarına? Bırak Karagümrük'ü, Trabzon'a git. Anadolu orası. 50 lira yaptığınız zaman pahalı geliyor insanlara. Kayseri'de de benzer sıkıntılar yaşandı. Benzer sıkıntıları yaşıyorsun. Şimdi işi parça parça konuştuğumuz zaman, konuştuğumuz için mesela burada maçı yorumlarken böyle yapıyorlar. Bu oyuncu transfer edilir mi? Bu oyuncu transfer edilir. Başkasını transfer edemezsiniz zaten. Çünkü sizin futbol ikliminiz. Sen 100 milyon euro bonservis parası verebilir misin? Yok. 50 verir misin? 50 de veremezsin. Peki veriyor musun? Hayır. Ne arıyorsun? Bonservisi bitmiş oyuncu. Kimin bonservisi biter? Yaşlı oyuncunun bonservisi biter. İşe yaramayan oyuncunun bonservisi biter. Şimdi yaşlı oyuncu dediğin nedir? İnişe doğru geçiyor. Artık kariyeri son kontratına gelmiş. Birisi geliyor tabii. Van Persie gibi çakılıyor. Biri geliyor şey gibi işte Drogba gibi paraşütle iniyor. Yani inecek ama hangi seviyede inecek? O yüzden bizim iyi oyuncu transfer etme şansımız yok. Yani bir kere bunu, bu da bir gerçek. Taraftarlar bunu biliyor. Biz futbol iklimimizi düzeltmeden, ekonomimizi düzeltmeden, doğru ortam oluşturmadan iyi transfer yapamayız. Bunun kişilerle ilgisi yok. Seyretmeyle ilgili seyret, istediğin kadar seyret. Yani sen... Ya şu model de var. Mesela şimdi iyi futbolcular da geliyor. Mesela nasıl geliyor? Dediğiniz doğru, çok doğru. Mesela Aboubakar geldi. Nasıl geldi? Sakattı. İşte Porto'da. Evet. Soru işaretleri var. Evet. Önemli bir oyuncu. Evet. Şimdi Gezal geldi. Şimdi işte Leicester City'de başarılı olamadı. Düşüşe geçti. Git dediler. Bir depresyondaydı. Ama çok önemli bir oyuncu. Onların git demediği hiçbir oyuncuyu biz alamayız. Yani düşüşte olan veya soru işaretleri oyuncuları alıp da parlatmak da bir maharet. Yani o da şöyle parlıyor. Şimdi biz parlatmak derken kendi rekabetimizin içerisinde parlatıyoruz. Şimdi uluslararası rekabette bunu parlatamıyoruz. Çünkü artık o taktiği uygulayabilecek durumda değil. Temposu ona uygun değil. Yani demin söylediğim gibi sprint sayısı ona uygun değil. Kilometre mesafesi ona uygun değil. Yani biz işte Fenerbahçe, Karagümrük oynarken birileri parlıyor olabilir. Ancak Karagümrük, Paris Saint Germain oynarken, Karagümrük, West Ham oynarken o parlaklığı hiç göremiyoruz ortalıkta. Çünkü görüyor olsak kulüp takımlarımızın bir şey yapıyor olması lazım. Bundan dolayı yani o da bir şey. Biz kendimize göre yani Aboubakar şimdi Porto çok istiyordu da gelmedi buraya. Tabii yani, bunu söylüyorum yani ben. Git dedi de geldi. Şimdi sen aynı Porto'yu şeyle onunla yenemezsin. İşte maalesef makas açıldı. Yani Porto gidip Chelsea'yi yenebiliyor deplasmanda. Bu, değil mi? Şampiyonlar Ligi Juventus eleyebiliyor. Tabii, bu makası veya Dinamo Zagreb, Slavia Prag seviyesinde olduğumuzu bile tartışırım ben. Şampiyonlar Ligi'nde seyrettik Dinamo Zagreb'i, Slavia Prag'ı. Kesinlikle. Bütçeleri bizden çok daha düşük kulüpler. Ben 3-4 sene önce söyledim ki Türk futbolu Azerbaycan futbolunun, İran futbolunun altına gidiyor. 3-4 sene önce söyledim ve bugün Avrupa'da geldi, dünya sıralamasında geldiğimiz nokta bu. Bunun nedeni de üzülerek söylüyorum ki hepimiziz. Yani ben de dahil olmak üzere. Çünkü biz gidip devletimize, kulüpler gidip kendi öz çıkarlarımızdan dolayı futbol kurallarının, kulüplerin ve futbol yönetme biçiminin nasıl olması gerektiğini anlatmadık. Anlatmaya çalışanlar da kendi çıkarları yönünden anlattılar. Yani kendi hiyerarşide kendilerini koyabildikleri iyi bir yer buldular ve ona göre anlatmaya çalışıyorlar. O da çok büyük bir tehlike. Çok ciddi zaman kaybediyoruz onun içinde. Hiç uzaktan konuyla, uzaktan yakısından ilgisi olmayan insanlar bu konuyla ilgili ahkam kesiyor. Ve gidip devlet yetkililerine bilgi veriyor. Hiçbir şey yapmadan. Bunun gerçek olmadığı, televizyonlarda tartışamıyoruz bu konuyu çünkü kimsenin ilgisini bu çekmiyor. İlgi çeken şeyler başka şeyler. Evet, hız tartışmalar ilgi çekiyor. Evet. Sizden açıkçası Süleyman Bey bu programın çok faydalı olacağına inanıyorum ben. Zaten amaç buydu bir United programında. Genel anlamda fikirlerinizin yapıcı olduğu gerçeği ortada. Bununla ilgili diğer kulüplerle de bir konsensüs oluşturup ümit ediyorum ki Kulüpler Birliği'nde hem bu federasyon, işte kulüpler, bu işlerin yasalaşması ve Türk futbolunun yukarıya çıkması için sizin projeleriniz ve fikirleriniz de ben mutlaka göz önünde bulundurulur. Çok net söylüyorum. Biz bugün yasalarımızı ve yapımızı değiştirelim. Maksimum 5 yıl içerisinde hem Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon
Avrupa'nın en zengin 4 kulübünün arasına girer. Diğer kulüplerimiz de Avrupa'nın önemli kulüplerinin arasına girer. Çünkü bizdeki tutku ve potansiyel diğerlerinde yok. Ben Manchester'da yaşadım. Manchester United, Manchester City. İki tane şehir, 1 milyon nüfuslu şehir. Ama bugün milyarlarca para kazanıyor şeyden, marketingten. Bugün baktığınızda bizim büyük takımlarımızın 20 milyon tane tutkulu taraftarı var her birinin. Biz onu paraya dönüştürebiliyor muyuz? Yok. Neden dönüştüremiyoruz? Çünkü bu güncel problemlerimizden kaynaklı, sorunlarımızı halledemediğimiz için bunları zaten yapamıyoruz, zaten de bilmiyoruz. Manchester United bakın 96 yılında müzesini yapmak için 5 milyon pound harcadı. Ben gezerken dedim ki bu parayı nasıl çıkaracaksınız? Dedi ki senede 500 bin kişi geziyor müzeyi ve 10 pound alıyoruz girişte. Bir yılda amorti ediyoruz. Bir de dedi bunun yanında geliyorlar buradan form alıyorlar, şunu alıyorlar, bunu alıyorlar, işte yemek yiyorlar restoranda, çıkarıyoruz bunu. Şimdi bir olayın bu tarafı, statlar yaptık. Statlarımız atıl duruyor. Yazık günah devletimizin ve milletimizin parasına. Bu statları 24 saat 365 gün çalışılabilir hale getirmemiz lazım. Yazık yani bir yere gittik 400-500 milyon TL para harcadık. Koyduk bir yere 15 günde bir maç yapılıyor. Onun da zeminine bakamıyoruz. Çünkü arena stadının zemininin nasıl olması gerektiğini bilmiyoruz. Bu da ayrı bir problem. Evet. Onu da çok tartışıyoruz zeminler konusunda. Evet bilmiyoruz çünkü. Güneş almazsa nasıl çim koymamız lazım? İşte havalandırma olmazsa rüzgarı nereden eserse nasıl olması lazım? Amsterdam Arena'nın zemini yılda 8 defa değişiyor. O sistemi oluşturuyor insanlar ve bu da milyonlarca paraya değil. 8 defa değiştiği bilindiği için bu çimler bir yerlerde hazırlanıyor. Bizim ülkemizde de bunu yapma imkanı var. Yeterince ziraat mühendisimiz var, üniversitemiz var, her şeyimiz var ama biz kolektif bilgi kullanmayı bilmiyoruz. Mesela bizde birisi bir makama gelince herkes her şeyi o biliyor zannediyor. Oysa ki bugün doktora giderseniz doktorun emrine girersiniz. Hukuki bir şeyiniz varsa avukatın emrine girersiniz. Arabanızla ilgili bir şey varsa da mühendisine. Doğru, uzmanlık ve liyakat kavramları da biraz bazı platformlarda ikinci planda. Ben her şeyi bilirim diyen insanlar var. Yani her şeyi bilmiyorsun, evet. Kusura bakma. Her şeyi bilip bu ülkede bir yer tuttuğun zaman ülkene zarar veriyorsun sadece, o kadar. Peki şimdi eski yıllara dönelim. 30-40 sene önce. Evet. Dinamo Kiev Avrupa'nın en güçlü takımıydı. Blohinli. Evet. İşte bir tarafta Bulgaristan, evet. Romanya, eski Yugoslavya. Çok büyük kulüpler vardı. Kızıl Yıldız'dan tutun da Steaua Bükreş'e kadar, evet. Değil mi? Evet. CSKA Sofya'dan tutun da işte Levski Sofya'ya kadar. Evet. Şimdi ne oldu bunlar? Kayboldular. Kayboldular. Niye? Çünkü ekonomi çöktü. Futbol ekonomisi ortadan kayboldu. Hem ekonomi çöktü hem de ülkeler ayrılınca, rekabet ortamı da bozuldu. Yani bugün işte Hajduk Split Yugoslavya'da Partizan'la Kızıldız'da oynuyor iken bugün şimdi döndü Hırvatistan'da işte 8 milyonluk bir ülkede daha yumuşak gruplarla işte Zelezniçar Yugoslavya liginde oynuyorken işte Dinamo Kiev bütün Rusya'da oynuyorken şimdi başka bir yere döndü. Yani. Ama şu anlamda şimdi endüstriden futbolda artık yerleri yok bu kulüple. Bizim de şimdi Bein Sports geldi, uluslararası bir yatırımcı, uluslararası bir yayıncı. Bein Sports geldi, Türk futbolunda çok büyük bir kaynak sağladı. Oralarda bahsettiğim ülkelerde bu kaynaklar yok. İsviçre'de yok. Belçika'da yok. Böyle bir yayın geliri yok. Avusturya'da yok. Bulgaristan'da, Romanya'da, Sırbistan'da, Yunanistan'da yok. Ama Türkiye'de var ve Türk futbolundaki kulüplerin en önemli gelir kaynağı yayın geliri şu anda. Özellikle Anadolu kulüplerinin. Fakat şimdi bakıyorsunuz kimse yayıncıdan memnun değil kulüpler. Kulüpler şikayet ediyor. İşte daha çok para istiyor. Veya işte diyorlar ki yayıncı kuruluş taraf tutuyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani yayıncının, uluslararası bir yayıncının Türkiye'ye girmiş olması. Benim de gördüğüm kadarıyla yayıncı da kulüplerden memnun değil. Orada olanlardan memnun değil. Sahadan memnun değil. Zeminden sürekli memnun değil. Sürekli kavga var. İşte bizim sürekli kavga etmemizden memnun değil. İşte sosyal medya üzerinden yayıncıya saldırılar var. Çünkü sebebi ne biliyor musunuz? Şimdi bir havuz düşünün. Bu havuza 7 yerden su geliyor diyelim. Bunun 3 yerinden pis su gelirse... Pis suyla temiz su aynı havuzun içinde birleşiyor. Ve artık siz şöyle söyleyemezsiniz. Ben vallahi temiz taraftan akıyorum. Çünkü bu bizim... Aynı suda yüzüyoruz. Tabii, aynı. Futbolun iklim bu. Şimdi bu iklimde biz bu iklimi değiştirmeden ne yayıncıyla ilgili sorunlarımızı, ne bu transferle ilgili sorunlarımızı, ne ekonomiyle ilgili... Şimdi diyelim ki biz 1 milyar dolar alalım yayıncıdan her takım olarak. Bundan daha büyüğü olabilir mi? Olamaz yani. 1 milyar dolar Karagümrük takımına veriyor. Ne yapacağımızı söyleyeyim mi?
Yani en ucuz oyuncumuz 75 milyon dolar alıyor olacak. Yani Avrupa'da 100 bin euroya iş bulamayan Türk oyunculara biz burada kısıtlamalardan dolayı 2 milyon dolar, 3 milyon dolar paralar ödemek zorunda kaldık. Grup rekabetimizden dolayı. Peki ama bu rekabet neden kaynaklanıyor? Şimdi diyeceksiniz ki vermeyin. Şimdi bir tarafta bir dernek var. Bir tarafta şirket var. Bir tarafta derneklerin kurduğu şirketler var. Bir tarafta da futbolun sosyolojik bir tarafı var. Yani bir şehirde belediye başkanı çıkıyor. Kulübe çeşitli gücünü kullanarak çeşitli şekillerde yardımda bulunuyor. Yani diyelim ki 10 milyon euro para buluyor. Peki ne oluyor o 10 milyon euro? Bana karşı kullanıyor. Ben transferde borçlanacağım. B, küme düşeceğim. Rekabeti kaybedeceğim. Yani önümdeki... Adil rekabet ortamını tabii, etkiliyor. Tabii. Şimdi bir kere demin söyledim ya, parça parça hiçbirini çözemeyiz. Yani bizim bu sorunu çözmek istiyorsak bu gecekonduyu yıkmamız lazım. Bir yere taşınacağız, bir apartman dairesine yeni bina yapacağız buraya. Ve bunu bütünüyle yapmak zorundayız. Şimdi siz onu ya ben mesela 2B'den çıkarken de PTT'den çıkarken de belediye takımlarıyla yarıştım. Yani nasıl olacak yani burada mesela bilmem ne belediyesi diye göğüs reklamı var ama Karagümrük'ün göğsü boş. Şimdi devletin imkanları bu. Yani devletin verdiği imkanlarla yani devlet bir imkan sağlayacaksa bunu herkese eşit şekilde sağlayacaktır ve sağlamalıdır. Çünkü ben de bu devletin bir bireyiyim, bir parçasıyım. En az onlar kadar ben de bu devletime, milletime, hükümetime bağlıyım. İşte Malatyaspor'da bağlı, Fenerbahçe'de bağlı. Ama siz şimdi burada bu oldu. Diğer taraftan zaten dört büyüklerle olan rekabetimizde zaten biz... Tabii belediyeler destek olacaksa yıllar evvel hatta bu tartışmanın içerisinde ta Melih Gökçek o zaman Ankara Spor'un başkanıydı. Ben efendim, o zaman başka bir kanalda start çalışıyordum. Start yapsınlar. Yani amatör sporlara destek olun. Hayır, amatör sporları da olsun. Amatör yani cimnastiğe destek hayır, olun, atletizme destek olun, güreşe destek olun. Profesyonel spora da destek olsunlar. Start yapsınlar, tesis yapsınlar, sahalar bakımlarını yapsınlar. Tabii yani şimdi altyapı konusuna girmedik. Yani Türk takımlarının oyuncu yetiştirme olasılığı söz konusu bile değil. Herkes bize kızıyor alttan çıkarın alttan çıkarın. Ya bu şey mandalina alır gibi bir şey değil yani alttan çıkarın. Futbolcu yetiştirmek bir ülke sporunun politikasıyla ilgili bir şeydir. 140 tane Süper Lig profesyonel kulüp var. 140'ının da altyapısı iyi olsa futbolcu çıkartamazsınız. Sizin çocuklarınız semtte var mı saha? Yok. Peki gidiyor okula. Okulda var mı fiziki koşullar? Yok. Yok. Peki nerede hazırlanacak bunlar? Ya ben minik takıma kaç tane oyuncu alabilirim? 20 tane. 6 grup yaş grubu koyacağım işte 120 tane hadi diyelim 200 tane. O da şimdi önemli sorunlardan bir tanesi yani büyük kulüplerimiz bile yapamaz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray onlar bile U20'den tutun U8'e kadar takımları var değil mi? Evet. Yani 8 yaşla 20 yaş arası farklı sınıflarda takımlar var. Çocuklar okula gidiyorlar normalde pandemi olmasa. Evet. Saha yok bir tane saha var. Şimdi Amerika'da 10 bin okul takımı. Hepsi okuldan 3'te 4'te 5'te çıkıyor. Nerede antrenman yapacaklar? Nerede yapacak? Ve bu İstanbul trafiğinde örneğin nasıl gidecek? Evet. Büyükşehir trafiğindeki nüfusumuzun biliyorsunuz yarısından fazlası büyük şehirlerde yaşıyor. Nasıl gidecek? 4'ten sonra nasıl gidecek? Eve nasıl dönecek? Sabah 6'da tabii tekrar onlar nasıl onlar çok da? Ciddi şimdi fizik sorunlardan bir tanesi. Bütün bunları konuşmadan birisi çıkıyor burada televizyona şey diyor. Altyapıdan çıkarın kardeşim diyor. Mesela bak diyor Trabzonspor çıkarmış. Ya şimdi hiçbir şey yokken çıkarmak başka bir şey. Yani olanı çıkarıyorsun. Şimdi mesela bizim Altınordu Kulübü var değil mi? En iyi şeyimiz. Altyapı olan. Kaç oyuncu çıktı 20 yılda? İşte Cengiz çıktı, Çağlar çıktı. Evet. 4. Yani başta uluslararası düzeyde olan. 4. Şimdi biz bunu 24 yapalım. Yani daha ya bu İzmir en yetenekli bölgemiz. Bir okulun bahçesini seyretsek daha fazla oyuncu buluruz. Yetenek konuşuyorsak. Ama çıkartmak başka bir şey. Çıkartmak, oynatmak, yetiştirmek, rekabet ettirmek, bir yere sunmak. Çocuk nerede olur? Çocuk okulda olur veya semtinde, evinde olur. İkisi de yok şu anda bizde. İkisinin de olmadığı bir yerde diyorlar ki efendim yabancı kısıtlansın, yerli çıkarın. Hep futbolcunun yerli bir... Şimdi tabii sorunlar o kadar fazla evet, ki. O kadar çok ki. Şuradan geldi. Şimdi yayıncı, uluslararası evet, bir yayıncı gelmiş. Kulüpler konu önemli bir kaynak tabii, aktarmış. Tabii. Yarın öbür gün bu yayıncı giderse evet, ve bu meblağları kulüpler alamaz. Kulüpler daha da zor durumda kalacaklar. Bu da işin başka bir boyutu. Bakın şimdi burada kulüplerin istediği şey şu. Ben Kulüpler Birliği'ndeyim. Yayıncı ile olan bizim ekonomimizle ilgili en büyük sıkıntımız şu. Biz bir kere bu görüşmelerin birçok kısmında olamadık. Birçok kısmında da bizim istediğimiz bilgilerle donatı. Bir şeffaf olmamız lazım. Yani ne oluyor,
hangi sorunları yaşıyoruz ve neden yaşıyoruz? Neden kulüpler zarar ediyor, neden yayıncı kuruluş zarar ediyor? Bir kere bu ortada mı? Değil. İki, konumuzu tam şey yapamamışız, tartışamamışız. Üçüncüsü şu, biz şunu anlıyoruz. Yani bu dünyada pandemi var, biz zarar ettiğimiz gibi ülkedeki herkes zarar ediyor. Zarar etmeyen tek şey kim biliyor musunuz sektör? Futbolcular. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı çıktı, açıklama yaptı. Bir kuruş bile indirim yapmayız. Niye? Yani garson zarar etti. Devlet vergiden zarar etti. Doktor zarar etti. Mühendis, avukat zarar etti. Futbolcu niye etmez? Yani biz dünyada ortak yaşıyorsak taşın altına elimizi koyma zorunluluğunda. Bütün kulüplerin şimdi aşağı yukarı %40 biz civarında zararı oldu bu işten. Biz kulüpler olarak Türkiye'de ben Trabzonspor'a ilk başladığımda bizim televizyon gelirimiz 600 bin dolardı. O zaman da Trabzonspor büyük kulüptü. Bugün de büyük kulüp. Bizim için önemli olan şey şu. Biz bir şeyi bilelim. Ne kazanacağımızı bilelim. Ne harcayacağımızı bilelim. Şimdi ben mesela Süper Lig'e çıktım 10 lira alacağım diye. Bir baktım 21 takım olmuş Süper Lig. İşte başka şeyler gelmiş. Daha önceden bir dava kaybedilmiş 80 milyon dolar. O para kesiliyor. Bir yıl almadığım para benden kesiliyor mesela. Almadığım para. Bir yıl önceden, iki yıl önceden. Bir baktım 10 lira bekliyorken 5 lira var elimde. Şimdi döndük tekrar. Peki biz mesela yeni Kulüpler Birliği yönetimi olarak şunu bakana gittik. Kültür ve Turizm Bakanımıza. Bu korsan yayını engellemek için. Yani halkımıza da şunu söylüyorum. Yani ahlaklı olmak zorundayız. Ya korsanı izlemeyin bunu. Korsanı izlediğiniz zaman yayıncının da kâr etmesi yayıncı, için korsan tabii, yayının durması lazım. Korsan yayının durması bize, kulüplerimize, sizin tuttuğunuz takımlara zarar veriyor. Herkes bir yolunu bulup da hırsızlık yaparsa biz bu dünyada yaşayabilir miyiz? Ama mesela onu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz bunu toplu gösteriyoruz. Ben Almanya'da bir gün bir maça gittim. Amatör bir maç. Etrafta hiç tel örgü falan yok. O orman bir arazinin içerisinde bir saha var. Bir tane de küçük soyunma odası gibi bir yer var. Herkes oturmuş böyle piknik havasında maske saatini bekliyordu. Bir kız geldi. Küçük bir masa. Bir kasa açtı. Çıkardı biletleri. Bütün herkes sahanın kenarından kalktı. Geldi kuyruğa geçti. Bilet aldı. Yani onları engelleyecek hiçbir şey yok. Bilet almamak için. Ama bu bir kültür. Bu kaç sene önce yaşadım ben bunu? Süleyman Bey, 30 sene önce. Bazı ülkelerde metroya falan şeysiz biniyorsun. Tabii. Yani herkes biletini alıyor, biniyor. Evet. Şimdi kontrol falan yok. Kontrol. Biz şimdi toplum vatandaşlık bilinci bu. Ya toplumda mesela erdemlerimiz değişmiş. Ya biz böyle ahlaksız bir toplum çünkü değiliz ki. Çünkü vatandaş öyle bilinçli ki orada. Evet. Diyor ki ben bu bileti para vermezsem, evet. Para vermeden binersem bu hizmeti alamam. Alamam diyor. Şimdi biz bunu bizde nasıl da eskiden bu şey kasa fişi sistemi çıktığı zaman bu kadar fazla mali denetimler yoktu. İşte ne kadar? 100 lira. Abi fişi almazsan 85 lira. Evet. Böyle bir ülke maalesef. Şimdi, biz aslında soylu bir millet. Yani aslında en yani milliyetçilik nedir? Evet. Vatandaşlık bilincidir. Tabii vatandaş. Şunu onu söylemeye çalışacağım. Şimdi eski, yani arabaya bayrak asmakla milliyetçilik olmuyor. Olmuyor. Milliyetçilik vergini ödeyeceksin. Şehitler ölmez, vatan ölmez diye bağırarak oluyor. Aynen, hukuka saygı göstereceksin. Yani vatanına sahip çıkarak oluyor. Şimdi biz dedelerimiz anlatırdı değil mi? Mesela insanlar dükkanlarının kapısını açık tutarlarmış. Biz öyle bir milletin soyundan geliyoruz. İnsanlar bir mal aldığında parasını oraya bırakır gidermiş. Biz soylu bir milletin çocuklarıyız. Ama son 20 yılda, 25 yılda bize ne olduğu gerçekten oturup tartışmamız lazım. Ne oldu da biz bu hale geldik? Yani Galatasaray'la Fenerbahçeli'ye Beşiktaşlı, Beşiktaşlı'yla Karagümrüklü birbirini severken ne oldu da biz şimdi birbirimize en garez küfürleri ediyoruz? Mesela bizim Galatasaray maçından sosyal medyada birisi yazmış. Ben hiç bakmıyorum. Eşim söyledi. İnşallah demiş topunuz korona olursunuz veya kaza geçirirsiniz. Niye? Puan kaybettirdik diye Galatasaray. Ya bir insan evladı böyle bir duygu taşıyabilir mi? Veya bu duygu taşıyorsa böyle bu duyguyu taşıyorsa bir insan, o insanın toplum içinde yaşamasına müsaade edilmemeli. Ya biz bu hale nasıl geldik? Onları da, o da ayrı. Erdemler tabii değişti. Çok. O yüzden yayıncı, biz, kulüplerimiz, devletimiz, sporcularımız, biz ancak bütün sorunlarımızı oturup konuşarak ve gerçekten futbolun menfaatlerine yaparak, düşünerek yapabiliriz. Ama Kulüpler Birliği'nde şu olursa, Fenerbahçe'nin beyaz dediğine, Galatasaray kendini bu siyahtır deme zorunluluğu hissederse biz sorunlarımızın hiçbirisini çözemeyiz. Ya, aslında kusura bakmasınlar. O ayrı bir konu da doğruyla yanlış kavramları bile evet birbirine karıştı. Yani mesela yorumcu şunu söylüyor,
taraf tutan yorumcu. Diyor ki galiba diyor koluna kafa attı. Ya Allah'tan kork ya. Yani bu kadar mı vicdanın fahişeleşti yani? Yani bir futbolcu gider birinin koluna kafa atar mı? Ha, hiç öyle bir şey. Yani niye söyleyemiyorsun orada penaltı var diye? Sosyal medyadan tepki gelecek diye. Sen sosyal medyanın tepkisinden korkuyorsan ben de korkuyorum. Doktor da korkuyor. İşte en son sizin maçta yaşanan, Galatasaray maçında yaşanan bazı işte değil mi, pozisyonlarla ilgili de mesela hakikaten çok enteresan yorumlar yapıldı. Yani şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Galatasaray Karagümrük değil de West Ham Everton maçı olsa onu söylemezsiniz. Ya ben şimdi bununla ilgili şimdi şunu söylememe müsaade et. Yani sen sosyal medyadan korkuyorsan Gültekin'cim, doktor da korkuyor, mühendis de korkuyor o zaman, polis de korkuyor, asker de, savcı da, hakim de. O zaman onların adaletsizliğinden, kötülüğünden şikayet etme hakkın yok. Çünkü herkese kötü diyoruz değil mi? Bu insanlar kim? Bunlar bizim abilerimiz, kardeşlerimiz, eşimiz, çocuğumuz, babamız. Eğer onlar kötüyse biz kötüyüz. Bu hakemler de bizim çocuklarımız. Nasıl sistem oluşturuyoruz ki bunlar bu hale gelmiş? Ve hiçbir şekilde bu sorunu çözüyor. MHK başkanları gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Mesela bu konuda da bir çalıştay yapmak istedik. Kulüpler Birliği olarak biz sürdürüyoruz ama işte Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, eski MHK başkanları, futbolun akil insanları dedi ki şeyler çalışıyor, sürekli değişiyor. Merkez Hakem Kurulu başkanları. Ama değişmeyen tek şey bizim hakem konuşmamız. 30 sene önce de konuşuyorduk, şimdi de konuşuyorduk. Gelin beraber buna bir çözüm bulalım. Ya bu çözüm bulma masasına oturamadık. Ya olmaz o zaman. Ya olmaz. Ya sen her şeyi kendi o anlık çıkarın için düşünüyorsan yapacak bir şeyimiz yok o zaman. O zaman gücü yeten gücü yetene küfür edecek. Gücü yetenin elindeki ekmeği alacak. Elindeki başarıyı hakikaten alacak. Çok enteresan bir futbol iklimimiz var. Yani sürekli çarşamba günü hakemler açıklanıyor. Kim açıklanırsa açıklansın hakemleri baskı altına alma çabası. Sosyal medyada örgütlenen bazı işte değil mi? Troller vasıtasıyla kulüpler onları belki yönetiyor mu? Ama o hakemler de şunu yapmak istiyor. Hakemler konusunda ne düşünüyorsunuz? MHK'yı başarılı buluyor musunuz? Türk hakemliğinin yukarı çıkması için ne yapılması lazım? Bakın ben 1993 yılında televizyonda dedim ki hakemlik profesyonelleşmeli. Bana güldüler. Uzaylı muamelesi yaptım. Dediler ki önce bir Avrupalılar yapsın da sonra biz görelim diye. Şu ifadeyi de söylemiştim. Kur'an'da mı yazıyor dedim. Önce Avrupalılar yapar sonra da Türkler yapar diye. Önce biz yapalım. Şimdi bugün geldiğimiz bir nokta var. Bunun dünyadaki örnekleri belli. İyi noktaları. Hakemlik bu şekilde yönetilemez. Tamamen yöneticisi dahil profesyonel olmak zorunda. Ve denetlenebilir olmak zorunda. Peki kulüplerin MHK üzerinde söz sahibi olabileceği bir örgütlenme olabilir mi? 40'a yakın hakemimiz var. Bunların içerisinde 15 yıldır Süper Lig hakemliği yapan var. 15 yılda 10 tane maç yöneten hakem var. Hiç büyük takım maçı yönetmemiş hakem var. Hiç Süper Lig maçına çıkmamış hakem var. Her sene en fazla 5 maç almış hakem 15 sene üst klasmanda tutulur mu? Bu iyi ise maç verin. Kötü ise gönderin onu, yerine başkasını alın. Ama onun torpili, bunun tanıdığı, bunun bilmem nesi ne maç vermeye güvenebiliyorlar, maç verebiliyorlar ne de aşağıya indirebiliyorlar. Olmaz o zaman. Yani bende var liste. İstiyorsan atayım. Ya 15 sene üst klasmanda olur da. Orada bir devrim lazım o zaman. 4 sene. Evet, senede 4 maç 5 maç yönetiyor. Bazıları hiç süper büyük takım maçına çıkmamış. Şimdi eski hakemler var. Ben hakem camiası gibi bir camiye çok özür dilerim. Hakem camiası gibi bir camiye ben açıkçası kusura bakmasın hakemler görmedim. Niye görmedim? Ya eski hakemler var, değerli hakemler var. Şu anda televizyonlarda yorum yapıyorlar. Evet. Şu kadarcık hakemliğe, Türk hakemliğine katkınız oldu mu? Yönettiğiniz maçlardan başka, sonra. Başka bir şey söyleyeceğim. Türk hakemliğinde bir devrim yapılması için, alttan hakem yetişmesi için herhangi bir konuda ön ayak oldunuz mu? Buna herkes dahil. Ya, katılıyor musunuz? %100 katılıyorum. Şimdi bakın şöyle. Şimdi zaten demin söyledim ya iklim, oluşturduğumuz iklim. Yani sen öyle bir iklim oluşturduğunda yorumcun o şekilde oluyor. İşte sporcun o şekilde, yöneticin bu şekilde oluyor. Çünkü bu iklimden kaynaklı. Şimdi gözlemci sistemi, hakem gözlemci sistemi. Ya böyle ilkel bir sistem olur mu? Ya böyle ilkel bir düzen olur mu? Ya bunu değiştirmek zorundayız. Niye değiştirmiyorsun? Çünkü güç odakları yer kaybedecek. Ederse edecek hiçbir makam kalıcı değil ki.
dünyada başbakanlar değişiyor, cumhurbaşkanları değişiyor, milletvekilleri değişiyor, padişahlar değişiyor, krallar değişiyor. Yani günün sonunda isteyerek veya istemeyerek bir makamdan ayrılacaksınız. Önemli olan o işin doğru yürümesi. Eğer vatanseverseniz ve kişilere endeksli olmadan sistemin devam etmesi. İyiyseniz. Şimdi senin sistemin eskimiş. Senin yöntemin senin maç izleme yöntemini eskimiş. Sen mesela dünya nasıl, Premier Lig'de nasıl izliyorlar biliyor musun? Biliyorsun. Niye yapmıyorsun? Şimdi diyorlar ki Premier Lig'de hata olmuyor mu? Oluyor. Sen de seyrediyorsun oluyor. Ben de seyrediyorum. Bundesliga'da da oluyor. Sen hiç orada şöyle bir maç seyrettin mi? Maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar hakem bütün gri pozisyonları bir takımın lehine, bir takımın aleyhine çalıyor. Öyle bir şey olmuyor. Bir tane penaltıyı görmüyor. Offside'ı görmüyor. Kırmızı kartı görmüyor. Bu zaten anlaşılabilir bir şeydir. Bunu anlamamakta bir sorun yok. Ama sen bunu yaptığın zaman o zaman ben senin niyetinden şüphe duyduğum için verdiğin tacı da konuşuyorum, faulü de konuşuyorum, korneri de konuşuyorum. Önce bu güvenilir atmosferimizi sağlamamız lazım. Peki bu güvenilir atmosferi nasıl sağlayayım? Nasıl, ne yapabilirsek biz sana inandırabiliriz ki burada şey dersin, bu insanlar burada doğru iş yapıyor. Ya ortaya çıkardığın sistemi anlatırsın insanlara. Dersin ki bu şekilde yetiştiriyorum, bu şekilde eğitiyorum ve bu şekilde denetliyorum. Ve o insanlar da görür ki bunda bir açık yok. Yani evet bu üst klasmanı alma yöntemi düzgün, bu eğitim düzgün, bu denetleme düzgün. O zaman insanlar ona güvenir. Yeteneksizler de gider, yetenekliler gelir. Dediğim gibi 15 yıl, 10 yıl, 10 yılda 6 maç, 7 maç yönetmiş Süper Lig hakemi var. Yani senede bir maç yönetmiş. Bunu niye tutuyorsun orada yani? Evet. Yani, onun için yani dediğiniz gibi bunu sistemi düzenledi ama şimdi kulüplerin bakışı da çok enteresan. Yani bir tane bir pozisyon, orta sahada bir pozisyon oluyor. Faul mü değil mi, ayağının ucuna bastı ama mı, neden? Basmadı mı, elini sıyırdı mı, kolunu falan. Onunla ilgili yaygara bakın, yapıyorlar ama kulüpler. Neden? Bakın dünyanın her işinde. Ya futbol böyle bir oyun değil. Ha, bakın ama şunu unutmayın. Dünyanın her işinde ve her sektöründe kanunları ve yasaları uzmanlar yapar. Niçin yapar? Halkın ve o işin yararına yapar. Diğerleri de ona uyar. Yani Ahmet'e Mehmet'e göre yapmaz. Kanun buna göre yapılır değil mi? Kim yapar? Uzmanlar yapar. Peki kim yapıyor bizim futboldaki yasalarımızı? Uzmanlar mı yapıyor? Yani nasıl oluyor da mesela şimdi kurullardan bahsediyor. Nasıl oluyor da aynı olaya bir başkan soyunma odasına iniyor. Biri alıyor 2 ay ceza. Biri alıyor 90 gün ceza. Biri alıyor 15 gün ceza. Biri alıyor 11 gün ceza. Şimdi sen aynı kuruldan bunu çıkardığın zaman kusura bakma benim sana saygım kalmayacak. Peki kurullar için ne diyeceksiniz? Yani işte, disiplin kurulu, tahkim kurulu, bunların işlevi. Disiplin kurulu ve tahkim yönetim kurulunun anlayışı. Kararları, işlevi, yönetilme biçimi, yönetme biçimi kabul edilebilir değil. Yani kabul edilebilir değil. Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yapıyor. UÇK disiplin kurulu, tahkim kurulu bu açıklamanın lehinde veya aleyhinde tavır belirliyor. Yani sanki hukuku işletmek değil, şirin gözükmek gibi bir tavırları var gibi geliyor bana. Genel anlamda. Hayır, koyduğu yasa, şimdi kendi koyduğu yasa. Ben yüzlerce örnek verebilirim. Ya ben mesela biz şimdi her maça gidiyoruz. Her maçta da bizim medya ekibi basın tribününde olan, protokol tribününde olanları çekiyor. Yani ben onları yayınlasam kimse yerinde oturamaz. Kimse yerinde oturamaz. Ve sonradan gelen cezalara bakıyorum. Bakıyorum yani. Gözlemci, temsilci de orada. Raporlar oradalar. O raporlarına bakıyorum. Şimdi sen o temsilci olarak, gözlemci olarak Süleyman'a farklı, Ahmet'e farklı, Mehmet'e farklı yaparsan, özür dileyerek söylüyorum, benim sana karşı bir saygı duymam ve senin yönettiğin kadar. Hani peki biz ne yapmamız lazım? Şikayet mi etmemiz lazım? Hayır. Bizim onların onu yapamayacakları düzeni ve sistemi kurmamız lazım. Kim koyacak bunu? Yasa koyucu. Yasa koyucu kim? Bilenler. Onlar olmalı. Türkiye'de üzülerek söylüyorum ki bilenler istenmiyor, istenenler de bilmiyor. Peki VAR sistemiyle ilgili nasıl hangi sistemi koyarsanız koyun. Onu yöneten insansa ve onu yöneten insanın erdemleriyle ilgili sorunu varsa o sistem işlemez. Fark etmez ki bundaki mesela diyor ki burada diyor ben öyle gördüm. Mesela kafa attı diyen, koluna kafa attı diyen yorumcu olduğuna göre koluna kafa attı diyen hakem de oluyor.
öyle gördüm diyor, öyle görmek istiyor. Nasıl istiyorsa. Önemli olan insanımız. Çıplak gözle yönetsinler, hiç şeye de gerek yok. Adil olduğu zaman zaten bir maçta bizim bir sene ben kaybederim bir sebepten dolayı, bir sene de başka bir takım kaybeder bir sebepten dolayı. Ama genel anlamda katkısının olduğunu düşünmüyor musunuz? Tabii ki kesinlikle var. En azından şu offside kısmını yani kısmen de olsa çözdük. Yani en azından artık hani offside'dan gol atmıyorsun veya gol yemiyorsun. Veya çok net, çok fahiş, çok bariz bir hakem hatası en azından olmuyor. Hani skandal hakem hatası olur ya futbolumuzda. Evet, evet. Yıllar evvel işte Van'da oyuncu barajdan şimdi atılan frikiyi elle kesti şöyle şu hakemlerden şekilde. En çok kim şikayet ediyor? En azından olmuyor. Tabii hakemlerden en çok kim şikayet ediyor Gültekin? Herkes. Hayır, herkes diyor kulüpler. Başka ama yani kimi duyuyorsun sen? Yani mesela kimin sesini duyuyorsun? Kimin sesi etkin ve gür çıkıyor? Büyük kulüplerin. Şimdi bizim büyük olarak kulüpler şöyle düşünüyor. Hakemler bütün maçlarda Anadolu takımlarını tutuyor. Kaybettikleri her maçta ve beraber. Onları kolluyor gibi düşünüyor herhalde. Çünkü her maçta onlar bağırıyor. Antrenörleri bağırıyor. Oyuncuları tehdit ediyor. Ben kulübeden geliyorum. O hakemlere neler söylediklerini bizzat kulaklarımla duydum. Ya o lafların üçte birini bir Anadolu takımının bir şeyi söylese futboldan men yer. Başkanları bağırıyor, yöneticileri bağırıyor, yorumcuları bağırıyor ve milyonlarca taraftarları bağırıyor. Ne diyorlar? Niye biz bu maçı kazanamadık? Adalet istemiyorlar. Diyorlar ki örneğin Fenerbahçe'yle olan diyor ki Galatasaray'a daha çok yapıyorsunuz. Galatasaray'la olan da diyor ki Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a daha çok yapıyorsunuz. Yani adaletsizlikten pay istiyoruz. Kusura bakmasınlar. Bu böyle olmaz. Adaletsizlikten pay isteyemeyiz. Adaletten pay istemek zorundayız. Yani nasıl olur ya bizim son ayda oynadığımız maçta? Nasıl yani? İşte az önce ifade ettim yani. Büyük kulüplerin başkanı sadece kendi penceresinden bakıyor. Doğru tektir. Doğru yanlış kavramları birbirine karıştı. Sadece kendi doğruları var herkesin. Sadece kendi doğrularınız yoktur. Sadece siz haklı değilsinizdir. Yani bu hakikaten ciddi bir mesele. Şimdi her şey karışmışsa öyle olur zaten. Çünkü o zaman dönersin sadece bu doğrular. Bunlar net olsa, yani anlaşılabilir olsa, herkes tarafından bilinir olsa insanlar bunu konuşamaz. İnsanlar bunu konuştuğunda zaten dışlanır. Yani mesela bir kulüp başkanı ben olayım. Diyelim ki bir maçtan sonra ipe sapa gelmez bir açıklama yaptım. Yorumcular benim taraftarımdan, medyamdan ve futboldaki gücümden korkmayıp doğru yorum yaparsa ikinci defa aynı konuşmayı yapamazsınız. Veya toplum doğru yorum yaparsa. Yapmıyorlar. O gücünü biliyor. Çünkü ben biliyorum ki ben konuştuğumu benimle beraber ya bizde 500 konuşulan, kişi daha konuşacak. Bizde konuşulan bazı argümanlar, tartışılan şeyler veya öne sürülen bazı şeyler yurt dışında olsa futbol konusunda gülerler. Evet. Gülerler. Bir daha yayına falan çıkamazsın. Evet. Veya işte yöneticilik falan yapamazsın. Ya gol atarsan maçı kazanmak için gol atmak lazım diyen yorumcu var ya. Bu ülkede 20 senedir de yorumculuk yapıyor. Yani şunu söylüyor, kardeşim diyor, maçı kazanacaksan gol atacaksın diyor. Tabii ki gol atacaksın maçı kazanacaksan. O yine işte iyi niyetli bir yorum. Yani bir sürü var, bir tane iki tane değil yani. Peki federasyonun yapılanması için ne diyorsunuz Sayın Süleyman Urma? Nasıl? Türk futbolunda yani federasyon, delegasyonu, işte seçim sistemi, özellik var. Evet ama işte bu delege yapısı çok tartışılıyor. Büyük kulüplerin daha fazla pay sahibi olduğu, hepsinin 7'şer delegesi var. Diğer kulüplerin daha az. Yok, Süper Lig kulüplerinin 7 delegesi var. 7 delegesi tamamının var. Tamamının 7 delegesi evet. Var. İkincilik PTT Lig kulüplerinin 2 delegesi var. Diğer kulüplerin de başkanları. Taban birlikleri taban var, antrenörler var, hakemler var. Evet. Şimdi bir kere çoğulcu olmasından yana hiçbir sorun yok. Hani şurası 3, burası 2 olsun, o konuşulabilir, tartışılabilir. Önemli olan şey şu, biz bu kararları nasıl alıyoruz? Yani mesela Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na veya Tahkim Kurulu'na veya işte Disiplin Kurulu'na hangi kriterlere göre insan seçiyoruz? Bir kere bunu konuşmamız lazım. Hangi kriterlere göre seçiyoruz? Ve bu seçtiğimiz kriterler bir medya mensubu olarak seni tatmin ediyor mu? Beni bir kulüp başkanı olarak tatmin etmiyor. Bir futbol sever olarak da tatmin etmiyor. Yani benim şahsi fikrim federasyonun organizasyon şemasının yeniden yapılanması lazım. Evet.
şu anki yapıyı benim rahmetli babam da oluşturanlardan bir tanesiydi özellik konusunda. Şimdi bakın, rahmetli Özal döneminde çok ciddi çalışmalar yapmıştı ve futbolu özelleşti. Tabii. Tamam. Şimdi, ama bu yapılanma belki de artık çağın gerisinde şöyle, kaldı. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi 1940 yılının, 50 yılının, 70 yılının, 80 yılının ihtiyaçlarıyla ve amaçlarıyla bugünkü aynı değil. Bugün futbol başka bir ihtiyaca ve başka bir amaca hizmet ederken 50 sene önce başka bir ihtiyaca ve başka bir amaca hizmet ederdi. Şimdi bugün biz bazı şeyleri maalesef kaldıramıyoruz ve değiştiremiyoruz. Çünkü değiştirmek istediğiniz zaman güç odakları kendi yerini kaybetmekten korktuğu için buna engel oluyor. İşte bu organizasyon şemasını kim çizecek şu anda? Değil mi? Evet. Bu organizasyon... Böyle bir sorun var. Şimdi, yani Süleyman Bey, siz bu konulara kafa yoruyorsunuz. Yurt dışında da yaşadınız. Bu organizasyon şemasını... Yıllarca Anadolu kulüplerinde çalıştınız. Bu organizasyon şemasını biz şekillendirelim. Yeni bir yapılanmaya gidelim. Siz de buyurun burada söz sahibi olun. Projenizi sunun diyen oldu mu? Organizasyon şemasını futbol kimlerden oluşuyor? Kulüplerden. Ve kulüplerin içerisindeki sporculardan, antrenörlerden, çalışanlardan. Kulüpler o çizecek. Çünkü kanunlar ihtiyaçlara göre yapılır. Yani bizim kanunumuzda ot yakma kanunu vardı bizde. Dünyanın hiçbir yerinde ot yakma kanunu yoktur. Bizde vardı. Çünkü biz birisini sevmediğimiz zaman gider tarlasını yakarız. Yani şimdi o gün orada öyle bir ihtiyaç vardı. Ot yakma kanunu koydun. Bugün burada başka bir şey koyman lazım. Şimdi bu ihtiyaçları biz bu ihtiyaçlara göre yaptığımız zaman sorun yok. Onu zaten buluruz. Yani birincide bulamazsak ikincide buluruz. Ama bu ihtiyaçlara göre yapmamız lazım. Kim yapacak bu ihtiyaca göre? Bu işin sahipleri yapacak. Kim bunun sahipleri? Kulüpler. O zaman kulüpler kendi içinde bir çalıştay oluşturacaklar. Ama yetkisi yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben ne ortaya çıkartırsam çıkartayım, sıfır yetkim var. Çünkü Kulüpler Birliği AŞ yok. Ben konuşmaktan ve iyi niyetli konuşmaktan en iyi ihtimalle yapabileceğim şey konuşmak ve en iyi ihtimalle ise iyi niyetli konuşmak. Onun haricinde yapabileceğim bir şey yok. Çünkü pazarlama davul benim sırtımda, tokmak başkalarının elinde. Yani mesela bir karar çıkıyor, 9 yabancıyla oynarsın. Yarın şu karar da çıkabilir, 15 ile oynarsın. Sizin şahsi fikriniz nedir yabancı sayısıyla ilgili? Ben kesinlikle serbest bırakılmalı. Bundan da şey olur. Biz kendi çocuklarımızı geliştirmek istiyor isek, onların eğitimine ve onların Avrupalılarla, dünya insanlarıyla rekabet etmesi için onları yetiştirmemiz lazım. Yabancı sayılarıyla ilgili değil bizim çocuklarımızın yetişememesi. Türkiye'de hiç yabancı oyuncu yokken biz İngiltere'den 8 yerdik. Bugün mesela 2 tane Türk çocuğu var. Bonservislerini 100 milyon euroyu alamazsın. 2 stoperimiz bizim. Demek ki iyi ise iyi. Futbolcunun yabancısı, yerlisi, genci, yaşlısı olmaz. İyisi kötüsü olur. Çünkü biz rekabet edeceksek... Diğer hatırlar mısınız? Yabancı antrenör yasaklanmıştı. Evet. Yabancı futbolcu yasağı vardı. Evet. Şimdi yabancı futbolcu yasağı vardı. Trabzonspor fırtınası esti o yıllarda. Ondan sonra da kaldırdılar. Şimdi bugün bakın bugün bir açıklama. Milli takımımız maç kazanıyor. Diyorlar ki şöyle olsun, milli takımımız maç kaybediyor, deniliyor ki böyle olsun. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanımıza gidip diyorlar ki efendim yabancı çok, o yüzden yeniliyoruz. Veya yabancı var, o yüzden işte kulüplerimizde yabancı az, o yüzden Avrupa'yla rekabet edemiyoruz. Çünkü o duruma göre bir mevzi alıyoruz değil mi? Bu çok yanlış. Bugün şu anda şöyle açıklama yapan o futbolcu var biliyorsunuz değil mi? Anlaşma yapmıyorum Türk futbolcusu. Çünkü yabancı kısıtlaması gelecek. Yabancı kısıtlaması gelirse Türk oyuncusunun fiyatı artıracak. Arttı. Bundan da en fazla neman alan kişi benim. Yani 200 bin euro, 300 bin euro etmeyecek oyuncular 5 milyon euroya, 6 milyon euroya transfer oldu. Bonservis parasıyla. Bu doğru değil. Tabii. Yani söylüyorum. Bu rekabet etmek istiyor mu? Biz kendi çocuklarımızı yetiştireceğiz. Bu o kadar. Ve onlar da rekabet. İşte Meri ediyor. Çağlar ediyor. Cengiz ediyor. Bir sürü çocuk ediyor. İyiyse ediyor, iyi değilse edemiyor. Teşekkür ediyorum Süleyman Bey. Yapıcı fikirleriniz için Türk futbolunda sorunları masaya yatırdık. Karagümrük Kulübü'nün yapılanması, Türk futbolu organizasyonunda hakemler, medya, yayıncı, Kulüpler Birliği, federasyon. Hepsinden bahsettik. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İnşallah kimseyi üzecek bir ifademiz olmamıştır. Olmuşsa da yani içimizde bir kötülük yok. Kesinlikle futbolun doğrusu için söylemişizdir. Herkes onu bilsin. İnşallah bir dahaki başka bir programda yine görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Be United'da bu haftaki konuğumuz Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ydı.
kendisini ağırladık. Bir başka programda tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın.